Mesele ekonomik dedik. Ekonomi adına tabii geldiğimiz noktada vahim bir durumunda içerisindeyiz. Dolar az önce 3.50 bandını geçti. Yani burada birçok insan da takip ediyor. Çünkü bu negatif etki yaratıyor. Birçok insan bundan çok geniş bir şekilde olumsuz etkileniyor. Belki 1999 o 99-2000 dönemdeki kriz kadar derinlikli bir sorun yaratmıyor belki ama daha ileriye dönük olarak kalıcı bir takım hasarların oluşmasını sağlıyor. Bakın arkadaşlar, döviz bozdur diye bir kampanya başladı sosyal medyada. Hashtagler açıldı. Efendim vatandaş gitsin döviz bozdursun. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlar. Dövizi 3,5 bandından 3 lira bandına indirecek kadar bizim vatandaşımızın döviz rezervi olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine ya bizim vatandaşımızın ortalama kredi kartı borcu 3700 TL bandında. Bizim vatandaşımız zor geçiniyor. Asgari ücret kur farkı yüzünden 71 dolar azalmış. Türkiye'de yoksulluk derinleşmiş. Ben şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Gelin arkadaşlar, bu dövizleri İsviçre bankalarında paralar olan arkadaşlar bozdursunlar. Onlar bozdururlarsa biz o kuru emin olun 2,5 bandına indirebiliriz yani. Çünkü gerçekten de şu anda İsviçre bankalarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ekseriyetle bunların kimler olduğunu da biliyorsunuzdur. Onların paralarını bozdurduğumuz takdirde dolar kuru 2,60 zeminine inebiliyor arkadaşlar. Böyle yapalım, düzeltelim. Niye sürekli vatandaş elini cebine atıyor ya? Biraz da bu işin başını çekenler elini cebine atsın. Gelin arkadaşlar, şu ihale zengini edip vergi borcunu sıfırladığınız firmaların sahipleri dolarları bozdursunlar, dövizlerini bozdursunlar. Bunlar bozdurduğu zaman esas ekonomiye katkı sunacaklar. Madem milli ekonomiden yanalar, madem bu ülkenin kalkınmasından yanalar, bozdursunlar. Vallahi benim dövizim, dolarım yok. Benim hiçbir birikmiş efendim mevduatım da yok. Ama ben çok iyi biliyorum ki siyasetle uğraşıp bu işten milyonlarca, milyarlarca dolar bir yerlerde biriktirmiş insanlar var. Bunları bozdururlarsa sorun biter. Yahut da arkadaşlar gelin kemer sıkma politikaları uygulayalım. Kemer sıkmayı da nereden başlayalım? Bakın şöyle söyleyeyim size. Şimdi tabii ki ben bir klişe kullanmak istemiyorum. Sadece bir realiteyi ortaya koymak istiyorum. Klişeleri çok sevmiyorum. Fakat şimdi bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın örtülü ödeneği 150 milyon TL. Bunu düşünelim. Yani bu gerçekten böyle zor bir dönemde 150 milyon TL çok para. Gelin şimdi sarayın su gideri 3 milyon TL. Bunu düşünelim. Dolar almış başını gidiyor. Ne gerek var bu kadar israf yapmaya? Gelin arkadaşlar, ısıtma gideri 3 milyon TL. Ya arkadaşlar, bugün Hazreti Ömer yaşasaydı muhtemelen sarayda yaşamazdı ama velev ki yaşasaydı orada şu anda mum yakardı vatandaş, 3,5 TL döler. Yani müthiş bir kriz yaşıyor. Bu kiralık araç giderleri 8 milyon TL. Bakın 8 milyon TL. Elektrik giderleri 9 milyon 672 TL. Buralardan kısalım. Vatandaşa gelin döviz bozdurun çağrısı yapmayalım. Yok arkadaşlar, vatandaşın yastığının altında hiçbir şey kalmadı, emin olun.